merhabalar. Bugünkü programda Venezuela'da gerçekleştirilen Bolivarcı devrimin ilk doğum sancısı olarak görülen Caracaso ayaklanması ya da Caracaso katliamı, başka bir deyişle, üzerine konuşacağız. Şubat ayı Venezuela'da genel olarak isyan ayı olarak bilinir. Çünkü yakın tarihe baktığımızda 27 Şubat 1989 Caracaso ayaklanması, ki önemli bir tarih. Sadece Venezuela tarihi için değil, dünya tarihi için, dünya direniş tarihinde de önemli bir yere sahip Caracaso ayaklanması. ...27 Şubat 1989 tarihinde gerçekleşen El Caracaso ayaklanmasının, Bolivarcı devrimin başlangıç olarak kabul edilmesinin yanı sıra başka bir önemi de dünya tarihinde neoliberal politikalara karşı kendiliğinden gelişen ilk halk ayaklanması olmasıdır. Şimdi olayları biraz daha anlamak için geriye 1988 yılı sonlarına gidelim. Venezuela'da 4 Aralık 1988'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini sağcı ve neoliberal Carlos Andrés Pérez kazanıyor. Cumhurbaşkanlığını kazanmasının hemen ardından 2 ay sonra 16 Şubat'ta IMF'nin ekonomik paketini açıklıyordu. Venezuela hükümetinin dış borçların finanse edilmesi karşılığında IMF ile anlaşarak ekonomik politikalarını uygulamaya başlaması artık yoksullar için daha pahalı bir hayatı reçete ediyordu. Yoksulluk oranının ve enflasyonun %45'lerde olduğu dönemin Venezuela'sında, özellikle 1980'lerin başından itibaren uygulanan neoliberal politikaların yarattığı enflasyonla alım gücü iyice düşmüş, halkın duyduğu hoşnutsuzluk en son 27 Şubat 1989'da benzin ve ulaşım ücretlerine yapılan sürpriz %30 zamla birlikte Guarenas şehrinde hükümet karşıtı eylemlere ve sonrası ayaklanmasına şahit ediyordu. Ayaklanmanın nereden başladığına baktığımızda, aslında çok bilinen, hani bir kıvılcım bütün bir bozkırı tutuşturmaya yeter bazen sözünü doğrulayan bir örnekle karşılaşıyoruz. 27 Şubat 1989 tarihinde Guarenas şehrinde bir minibüs şoförü ile yolcular arasında yolcu ücretinden kaynaklı başlayan tartışma kısa sürede büyüyor ve bütün şehre yayılıyor. Ve kısa sürede şehrin bütün sokaklarının denetimi fiilen halka geçiyor. Halk da organize olarak alışveriş merkezlerini, elektronik mağazalarını yağmalıyorlardı. Ayaklanan halk IMF ve hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor. Alışveriş merkezlerini işgal ediyorlar ve dünya tarihi neoliberal politikalara karşı kendiliğinden gelişen ilk halk ayaklanmasına tanıklık ediyordu. Caracaso ayaklanması. 28 Şubat'a gelindiğinde, yani ayaklanmanın ikinci günü, olağanüstü hal ilan eden hükümetin halkın zamların geri alınması talebini uygulamak yerine ayaklanmanın her ne pahasına olursa olsun bastırılması tercihini yapması, İsyan bölgelerinde 3000'den fazla silahsız insanın öldürülmesiyle sonuçlanacak, güvenlik güçlerince yapılan bir katliama tanıklık edecekti. Caracaso katliamı, hükümetin ve IMF'nin meşruluğunu halkın gözünde ciddi anlamda sarsmış. Bu durumda Venezuela'daki muhalif hareketlere halkla ilişki kurma bağlamında yeni bir politik zemin hazırlamıştı. Caracaso ayaklanmasıyla başlayan devrimci süreç 3 yıl sonra, yani 1992 yılında, o zaman genç bir subay olan Hugo Chavez önderliğindeki başarısız darbe girişimi ile Bolivarcı ve askeri bir boyut kazanmaya başlıyordu. Caracaso ayaklanmasına katılmasa da bu 3000 kişinin ölümünden sorumlu Carlos Andrés Pérez hükümetine tavır alan birçok kişi, darbe girişiminde bulunan Chavez ve Bolivarcı arkadaşlarına sempatiyle yaklaşmışlardı. 1992 yılında Chavez nezdindeki Bolivarcı devrimcilerle yoksul halkın bu buluşması, Chavez'i 6 yıl sonra Venezuela Cumhurbaşkanı olarak iktidara getirecek olan süreci yaratıyordu. Venezuela muhalefeti ve tabii ki de Chavez, sistemin yarattığı her türden hoşnutsuzluğu Chavez sembolü etrafında örmeyi başarmıştı. Bugün 2014'ten baktığımızda bir minibüste başlayan bir münakaşa ve sonrasında gelişenler sadece Venezuela'nın değil, Latin Amerika kıtasının birçok ülkesinin kaderini değiştirdi ve iktidarları değiştirdi. Ve bugün Venezuela neoliberal politikaları uygulayan bir ülke değil. Hablar del socialismo del siglo 21 es hablar de la democracia popular,
de la democracia comunal. IMF reçeteleri çok uluslu tekellerin her ne pahasına olursa olsun ulusal zenginlikleri hükümetler aracılığıyla ele geçirmesi ve daha düşük maliyetle daha fazla kar etmeleri üzerine kuruludur ve bu reçetelerde halkın ihtiyaçları hesaba katılmaz. Neoliberalizmin sürdürülebilir bir sistem olamayışının temelinde bu oluşturur. Ve bu perspektiften baktığımızda Gezi olaylarının Karakas ayaklanmasıyla benzerlikler içerdiğini ve içerebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun için hepimize düşen görev neoliberalizme karşı her türden ve herkesin muhalefetini tek bir imgelemde toplayabilme becerisini gösterebilmek. Görüşmek üzere.